Herkese selamlar. Uzun zamandır buraya video atmamıştım ama şu anda aslında bu güncellemeyle 2024 YouTube algoritması güncellemesiyle hem bir sorunun cevabını yapay zekayla içerik üretimi artık engelleniyor mu sorusu için hem de YouTube'un son resmi yaptığı açıklamayla beraber artık içerik üreticileri neler bekliyor? Bizle alakalı YouTube'un nasıl bir düşüncesi var? Bunları biraz cevaplandırmak için bu kameranın karşısına geçiyorum. Öncelikle 8 Şubat sabahı YouTube CEO'su Neil Mohan'ın paylaştığı YouTube 2024 bildirimi adında bir linkle herkes karşılaştı ve bu linke tıkladığımızda YouTube'un aslında gidişatıyla alakalı bütün soruların cevaplandığını görüyoruz. Bildiri 3 ana başlıktan bir de YouTube'daki yeni güncellemeden oluşuyor ama bizim için en önemli 2 tane ana konu var. Direkt bunlardan bahsetmek istiyorum. Birinci sorumuzun cevabı yapay zeka gidişatı YouTube'da ne olacak? Paramız kapanacak mı? Veya kanallarımız tehlike altında mı? Yapay zeka seslendirmelerini kullanalım mı? Görüntülerini kullanalım mı? Bu soruların cevabı. Şimdi burada İngilizce olarak okumak istemiyorum. Direkt bunun Türkçesini çevirdim size. Neil Mohan diyor ki kariyerimi teknoloji ve yaratıcılığın kesiştiği noktada geçirdim. Üretken yapay zekanın hem potansiyelinin hem de karşılaştığımız sorunların farkındayım. İyi haber şu ki YouTube para kazanmadan hak yönetimine ve topluluğumuzu korumaya kadar karmaşık içerik sorunlarının üstesinden gelmek için yıllarını harcadı. Şimdi burada bir korkuttu. Daha sonrasında yıllar önce YouTube'a başladığımız misyonla yapay zekadaki ilerlemelere yaklaşıyoruz. Yani yapay zekayı artık içimize entegre ediyoruz diyor. Herkesin yaratmasına yardımcı olmak istiyoruz diyor. Yani bu yapay zeka kısmını herkesin kullanmasına yardımcı olmak istiyoruz diyor. Ve yapay zeka insan yaratıcılığını güçlendirmeli. Onun yerine geçmemeli. Almamalı diye de bir açıklama yapıyor. Yani bu aslında benim akademimde de binlerce kişiye bahsettiğim şey. Ben yapay zeka ve içerik yönetimini bir arada tutan birisiyim ama hiçbir zaman şunu demedim. %100 yapay zekalı içerik üreteceksiniz. %100 yapay zeka olan her şey çöptür. YouTube'da bir karşılığı yoktur. Yani ben iki tıkla İki tane prompt yazarak içerik üreteyim kısmı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Hiçbir zaman bunu desteklemedim. Tüm yaptığım kanallarda yapay zeka seslendirmesi kullandım, görseli kullandım. Ama günün sonunda Akgün olarak yani bir insan eli değmiş olarak bunu ürettim. Bu yüzden de YouTube aslında buradaki kırmızı çizgisini koymuş oluyor. Ve diyor ki ve herkes yaratıcı ifadenin sınırlarını zorlayacak yapay zeka araçlarına erişmelidir. Yani burada diyor ki yapay zekayı gönlünüzce kullanın, bütün araçlarını kullanın ama günün sonunda bir insanın yarattığı bir içerik gelsin. Yani duygusu olan bir içerik gelsin diyor. Bu da aslında yapay zeka ile alakalı bir kısıtlamanın olmadığını YouTube tarafından bize söyleniyor. Yakın zamanda bu inovasyon dürtüsünü gösteren yeni yapay zeka deneylerini duyurduk. Ben bunu zaten kendi Instagram'ımdaki Reels'ta da bahsettim. YouTube yapay zeka araçlarını deniyor haberiniz olsun diye. Kimse bana inanmamıştı ama zaten burada artık kanıtlanmış oldu. Şimdi burası tanıtım olduğu için buraya geçiyorum. Oyun alanını eşitliyoruz ve herkese güç veren yapay zeka araçları geliştiriyoruz. Yani YouTube diyor ki sizin kullandığınız yapay zekalar yetmedi. Hani tamam ona okey diyorum ama gelin bir de benimkileri de kullanın diyor. Yani aslında kendi de bir şekilde içeride yapay zeka teknolojisini geliştireceğini söylüyor. Bu da günün sonunda aslında içerik üreticilere yapay zekalı içerik üretmeleri için teşvik edici bir nokta olduğunu düşünüyorum bunun da. Ve yapay zeka erişimini demokratleştirme taahhüdümüz herkesin shorts ile doğrudan telefonlarından eğlenceli videolar paylaşmasını olanak sağlama yöntemlerimize dayalıyor. Yani şunu diyor sadece bilgisayar başında shortslar üretmeyin ben bunu eşitlemek adına kolaylaştırmak adına telefona da bunu getireceğim diyor. Yani aslında burada bence CapCut'a bir rekabet geliyor da olabilir. Hadi bu da benim kendi teorim olsun ama YouTube bence CapCut rekabet edebilecek bir yapay zeka edit uygulaması çıkaracağını düşünüyorum kendi adıma. Bu da bence değişik bir noktaya götürecektir YouTube'u. Evet diyor ki Shorts herkesin kolayca başlangıç yapabileceği bir yoldur ve yapay zeka inovasyonu daha fazla kişinin içerik oluşturmasına mümkün kılacaktır diyor. Yani bakın bu çok önemli. Yapay zeka inovasyonu kelimesi müthiş. Yani bir inovasyon oluyor. YouTube'da da bir değişim sürecine giriyoruz demektir bu. Yani bu artık kesinlikle net bir çizgide bundan önceki YouTube'la şu andan itibaren YouTube aynı YouTube olmayacağının net bildirgesidir bu. Bir de gelir modellerine dayalı yükselmeden bahsettiler. Yani gelir modeli YouTube'da her sene bütün dünyada %20 ortalamada artan bir şey. Ve MrBeast'in attığı bir tweet'i de aslında retweetleyerek şunu söyledi. MrBeast dedi ki son 3 yılda YouTube 70 milyar dolar ödeme yaptı içerik üreticilerine. Ve bu her sene katlanarak devam ediyor. Neil Mohan da ona karşılık
bu seneden sonra çok çok daha iyi olacağıyla alakalı bir aslında sinyal verdi. Bu da aslında bizim için yapay zeka ile beraber gelir modellerinin de artacağı ve daha fazla içerik üretimine dayalı daha fazla gelirler oluşacağıyla alakalı bir bence kapıydı. Ben bu mektuptan 2024'ün başında algoritmaların bu kadar değiştiği bir noktada böyle bir açıklamanın yapılması artık bence değişimin habercisi olduğunu düşünüyorum tekrardan. Umarım artık şu yapay zeka muhabbetini siz de kapatmışsınızdır. Yani para kazanması açılıyor mu açılmıyor mu diye alakalı. Sadece günün sonunda oradaki bir kelime çok önemli. Yapay zekayı %100 kullanmayın. Yapay zeka bir insanla beraber birleşince, bir araç olarak kullanınca işe yarayacaktır. Normalde ben bir eğitim kanalıyım. Yani çok fazla haber okuyacak bir insan da değildim. Ama çok fazla bilgi kirliliğinden dolayı buna da bir son noktayı koymak istedim. Çünkü çok fazla gereksiz bu konuyla alakalı soru alıyorum ve insanların aslında bir yerden sonrasında üretken olmasında bu soru bence durduran bir şey. Çünkü acaba oluyor mu olmuyor mu diye insanlarda gereksiz bir soru kalıyor kafalarında. Ben de en azından bu soruyu gönül rahatlığıyla cevaplayabilmek için bu referansı bekledim. Umarım hepiniz tatmin olmuşsunuzdur. Bir sonraki videolar artık daha çok yapay zeka kullandığım, daha çok yapay zekayı konuşabildiğim videolar olacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada akademideki kayıtlar hala açık, hala devam ediyor. 2024'ün en büyük fırsatı YouTube otomasyonunu kaçırmak istemiyorsanız, nereden veya nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız aşağıya bıraktığım açıklamadaki linkten inceleyip gelip hep beraber başlayabiliriz. Umarım hepiniz için güzel bir başlangıç olur, güzel bir hayat hepimizi bekliyor olur.